Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tekalifi miliye benzetmesi yapmasına Fatih Portakal sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu tepki sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca BDDK'da Portakal hakkında suç duyurusunda bulunarak bir yıldan üç yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi milleti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sebepse Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasındaki açıklamalarında tekalifi milli emirlerinden söz etmesine Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı eleştiri. Türk milleti İstiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan tekalifi milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Hatta Erdoğan tekalifi milli emirlerinin bazılarını saydı. Her il ve ilçede tekalifi milliye komisyonu kurulacaktır. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona teslim edecektir. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır. Milli dayanışma kampanyasıyla IBAN numaraları paylaşılmış, vatandaşa da Ramazan zekatınızı verebilirsiniz denmişti. Erdoğan şu andaki salgınla mücadele dönemini kurtuluş savaşı dönemine benzetti. Bugün de yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle el ele vererek ülkenin tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle mücadele için harekete geçirmiştir. Fatih Portakal Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra Twitter üzerinden paylaştığı mesajında tekalifi milliyeyi hatırlatarak zor günlerden geçiyoruz denilerek mevcuatı ve tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de yorumunu yaptı. İşte bu paylaşım sonrası Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatih Portakal isimli haber sunucusu. Attığı tweet ile Sayın Cumhurbaşkanımızın kastetmediği ve söylemediği bir takım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunmuştur. Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK'da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Portakal'ın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.